Selamlar herkese. Milletin Bakanı'nın yayılmış olduğu 4 dörtlü konu pekişme testleri basit makineler ikinci testteyiz gençler. Bu arada yani sorular çok aşırı basit değil. Dikkat gerektiren birçok soru var. Şimdi beraber çözmeye çalışalım soruları. Birinci sorumuz. Şekildeki çıkırık düzeneği merkezlerinden perçinlenmiş yarı R ve 2R olan sindirlerden oluşmaktadır. Sindirlere sarılı iplerin uçlarına KLM cisimleri asılıdır. Sistem serbest bırakılınca şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre KLM disimlerin kütleri arasındaki ilişki nasıl olabilir diye soruyor. Şimdi burada merkeze göre tork almanız lazım. Evet ve sarım şekline dikkat edeceksiniz gençler. Şimdi K'ya bakın K bu şekilde arkadan dolaşıyor değil mi? Başka L de bu şekilde dolaşıyor ama L ile M ön taraftan bu şekilde doluşmakta. O zaman K ile e, ikinci L aynı tarafa döndürdüğü için eşitliğin aynı tarafına soldaki L ile M ise sağ tarafa eşitliğin sağ tarafa yazalım. Şimdi o zaman MK çarpı şurası R şurası toplam 2 R'ye kadarmış. MK çarpı R artı bir de şunu yazıyorum. ML çarpı 2 R eşittir. Şimdi soldaki L yani ML çarpı R artı MM çarpı 2R şeklinde yazdık. Şimdi e, burada R'lerin hepsini götürmüş olalım. Şöyle gitsin. Ve M'lerin birini sola geçirin. Yani o zaman ne oldu? MK artı ML eşittir. 2M olmuş oldu. Şimdi burada nasıl yapacağız peki? Şöyle yapın gençler. Şu M'leri paylaştırın. Yani MM nasıl yazılır? M artı M şeklinde yazılabilir. Şimdi buradan nasıl bir şey çıkıyor? Eğer Diyelim ki M, K büyüktür. M, M ise yani K'nın kütlesi, M'nin kütlesi büyükse K büyükse bu durumda eşitliğin sağlanması için ne olması lazım? K, diğer M'den büyükse L'nin de küçük olması lazım. Yani M, L büyüktür. Pardon. M, L küçüktür. M, M dersiniz. Yani bu durumda ne oldu? Bakın sıralama. Ee, K, M'den büyük. M'de, L'de mi büyük? Veya bunun tam tersi olabilir. Yani ya K M, e, L ya da tam tersi olması lazım. Eğer K küçükse M'den bu durumda ne olması lazım? L'nin de bunlardan büyük olması lazım. Yani M her durumda ortada olacak. M'nin ortada olduğu şıklar olabilir. biriniz ihtimal bu. Pardon o değilmiş. Birinci ihtimal bu. E, M ortada olacak. Diğer ihtimal ne? K ile M eşitse, K ile M eşitse bu durumda ne olur? M ile de L eşit olmuş olur. Yani dolayısıyla hepsi birbirine eşit de olabilir gençler. Ama bunun dışındakiler olmayacaktır. Yani ya M ortada olacak ya da hepsi birbirine eşit olması gerekir. Cevabımız bu durumda 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır gençler. Bunun benzer mantığı biraz daha 4. soruda denk gelecek. İkinci soru. Dişler dişli çarklarda birbiri arasına girdiğinden dişlerinden dişlerden biri döndüğünde diğerleri döner. Buna göre özdeş şartlarla oluşturulan sistemlerden hangileri döner? Şimdi bakalım. Şöyle yapalım. Mesela bu çark bu şekilde dönerse. Bu da bu şekilde mi döner. Evet. Yani o zaman bu böyle dönerse. Bunun da şöyle dönmesi lazım. Yani bu böyle dönerken. Şimdi bakın. Şuna x'ye diyelim. E, ee, y bu yön dönerken. Şimdi normalde x'in bu yönde dönebilmesi lazımdı. Ama baktığımız zaman ne oldu? Bakın oklar çakıştı. Dolayısıyla burada birincisi dönemeyecektir gençler. Birincisinde bir çakışma olduğu için şurada çakışma olduğu için dönmeyecektir. Yine bunu bu şekilde döndürürsek bunu da bu şekilde dönmesi lazım. Yani o zaman bu bu şekilde dönüyorsa bu böyle döner. Ee, evet şöyle dönüyorsa şöyle dönecektir. Şöyle dönüyorsa şöyle dönecektir. Oklarda bir zıttık olmadı gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu sistem dengede kalabilir. Yine buradan başlayalım. Bu böyle dönerse böyle döner. Böyle dönüyorsa eğer, bu da böyle dönecek. Şimdi dikkat edin bu böyle dönüyor. O zaman ne olması lazım? Bunun da bu şekilde dönmesi lazımdı. Aynı şeyde oklar çakıştı. Zıt yön oklar oluştuğuna göre bu dönemez. Dolayısıyla cevabımız yalnız iki yani B şıkkı olacaktır gençler. Güzel değişik bir sorumuş. Üçüncü soru. Şunu silelim. Kaldıraçlar bir destek noktası üzerine hareket edebilen sistemlerdir. Kaldıraçlar destek noktası yük ve kuvvetten hangisi ortada ise ona göre gruplandırılır. Tekne küreği kullanım şekline göre üç grubun içinde de bulunabilen bir kaldıraçtır. Şekilde ucu suyun içinde ortası tekneye tutturulmuş ve diğer ucundan da kuvvet uygulanarak küre çekme diye tanımlanan hareketle sistemin çalışması sağlanmıştır. Buna göre tekne küreği ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar kürek çekme olayında e, siz şu anda şurası suyun içinde ya. Şu anda şurası şu kısım var falan suyun içinde. Aslında burası sabit kalmış, kalmış oluyor. E, kuvveti işte kendine doğru çekiyorsunuz. Bu şekilde çekiyorsunuz. Şurada yükümüz var. Yani yük burada e, sabit olan yerler destektir. Kuvvet de burada uygulanmış oluyor. Tamam mı? Yani suyun içinde olan yeri sabitlemiş oluyorsunuz aslında. İpu şurada nedir? Desteği nasıl anlarsın? Sabitlenen yerlerdir. Bu şekilde yaptığımız zaman şimdi destek yük ile kuvvet arasında olduğu kaldıraçtır. Desteğin yük ile kuvvet olduğu arasında. Hayır. Destek uçta. Kuvvetten kazan sağlar. Evet. Niye? Daha uzakta değil mi? Yük'e göre daha uzakta olduğu için kuvvetten kazan sağlar. Yük'ün destek ile kuvvet arasında olduğu kaldıraçtır. Evet. Yaptığımız şekle göre yük ortadır. Cevabımız E şıkkı olacaktır. 4 Şekil e, sürtünmesiz K makaraları ile kurulan düzene L ve M cisimleri şekilde gibi asıldığında sistem dengede kalmaktadır. K makarasının ağırlığı GK, L ve M cisimlerinin ağırlıkları ise GL, GM'dir. Buna göre arasındaki ilişki ne olabilir diye soruyor. Şimdi burası GM ise şu ipte gelme kuvveti GM olacaktır. Yukarı doğru GM, şurası GM. Aşağı doğru ne var? Bir GK var, bir de GL var. Sistem neydi? Dengede miydi? Dengede olduğuna göre ne olması lazım? 2GM yani yukarı yönlü kuvvetlerin toplamı aşağı yönlü kuvvetler eşit ya. 2GM eşittir. GK artı GL şeklinde yazarsınız. Yine bunu şöyle yapalım. GM artı GM eşittir. GK artı GL şeklinde yazarsak. Şimdi bunun aynısını birini soruda yapmıştık. Eğer siz burada mesela GK büyüktür GM diyorsanız eşitliğin sağlanması için ne olması lazım? K büyükse Yanındaki sayının da diğer M'den küçük olması lazım. Yani GL küçüktür GM dersiniz. Buna aynı sıra ne yapar? GK büyüktür. GM o da büyüktür. GL olabilir mi? Evet olabilir. Yani KML olabilir mi? Olabilir. Bunun tam tersi de olabilir gençler. LMK da büyükten küçük olacak şekilde olabilir. Başka ne olabilir? Bu birinci ihtimaldi. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal ise GK, GK GM'ye eşitse o zaman ne olması lazım? k ile m eşitse o zaman l ile m'nin de eşit olması lazım. Yani hepsi birbirine eşit de olabilir. Bunun dışındakiler olamaz. Cevabımız bu durumda 1 ve 2 yani B şıkkı olması gerekir. Devam edelim 5. sorumuza. 5. soruda kamu var. Yani kamu normalde müfratta şeyde yok. E, MEB kitabına falan yok. Buraya koymuşlar herhalde. şeyde var yani e, list şeyim ortaokulda LGS gruplarına diyelim orada gösteriliyor. Sadece basit da anlatılıyor. Bizde yok aslında ama buraya koymuşlar. Bakalım bakalım soruya. Kama kesti iki eğik düzlemin birleşimi olan basit makinedir. İki eğik düzlemin birleşimi olan basmakinedir. Bir kütüğü bölme işlemini kolaylaştırmak için şekilde birdeki gibi kama aleti kullanılır. Kamanın üzerine uygulanan kuvvet ile kütük içerisinde yol alması sağlanır. Şekildeki de kesti görülen kamanın bir parçayı A uzunluğu kadar ayırabilmesi için B uzunluğu kadar hareket etmesi gerekir. B A'dan büyük olduğuna göre kama ile ilgili hangiler doğrudur? Şimdi bak gençler. Ne diyor bize? Kama neymiş? İki eğik düzlemin birleşimi olan basit makinedir. Şimdi eğik düzlemde nasıl bir olay vardı? Eğik düzlemde buna göre uygun yapalım şöyle. Mesela e, şuraya x diyelim, şuraya y diyelim, şuraya da alfa diyelim. Şimdi burada siz mesela bir ismi şöyle götürüyorsanız nasıldır burada? E, burada sinüs yani şöyledir. Kuvvet kazancı eşittir. 1 bölü sin alfadır. Kuvvet kazancının formülü. Mesela burada ne olur? 1 bölü sin alfa x bölü y ne gelir burada o zaman? Y bölü x gelmiş olur. Y bölü x yani o zaman burada kuvvet kazancını ne diye yazabilirsiniz? Y bölü x. Y yerine var. Burada B var. X yerine de A var. Değil mi? Yani B bölü A şeklinde kuvvet kazancını yazabilirsiniz. Şimdi B A'dan büyükse o zaman ne olacak? Demek kuvvet kazancı birden büyük olacak. Kuvvet kazancı birden büyükse sizin o zaman kuvvetten kazancınız var demektir. B sabit tutulup A artılırsa. Bu arada hocam biri tam anlamadım. Ya eğik düzlemi benzetiyorsak eğik düzlemdeki zaten amaç nedir? Yani siz eğik düzlemde bir cismi şöyle Haş kadar yukarı çıkarmak yerine ne yapıyorsun? Mesela sinüs 30 yapalım buraya. Haşa 2 H yapar değil mi bu şekilde? Yani bir cismi H kadar yukarı çıkartmak için sabit hıza F eşittir G ise yani uygulamamız gereken kuvvet G eşitse mesela burada uygulamamız gereken kuvvet nedir? F eşittir G çarpı sinüs alfadır. Yani sin alfada 1 bölü 2 olduğuna göre burada ne dersiniz? F eşittir G, G bölü 2 şeklinde yazarsınız. Yani eğik düzeme amacı zaten nedir? kuvvetten kazan sağlamaktır. Değil mi? Burada amaç da o. Yani kama yardımıyla siz e, kütüğü kırmış oluyorsunuz. B sabit tutulup A artılırsa yazalım kuvvet kazancı formülü B bölü A ise A. B sabit tuttum. A artırdık. A'yı artırırsak ne olur? Kuvvet kazancı bu durumda azalır. Doğru, cümlemiz doğru mu? Evet bu cümlemiz de doğrudur. Şimdi ikincisinde 3 ne diyor? 3 D B bölü A. A sabit tutulup B artırırsa. E B artarsa ne olur o zaman? Kuvvet kazancı artar. Kuvvet kazancının arttığı yerde ise yani sizin bir yerde kuvvetten kazancınız varsa bu durumda orada yoldan da kayıp vardır gençler. Cevabımız bu durumda 1 2 3 yani E şıkkı olması gerekir. 6 bir boru içerisindeki sıvının akışını kontrol etmek amacıyla musluklar kullanılır. Yapısında suyun akışını kesen bir kapak ve o kapağın hareketini sağlayan bir vida bulunmaktadır. Şekilde bir su borusunda bulunan musluğun düşey kes kesiti verilmiştir. Vidanın adımı a uzunluğunda, vidayı hareket ettirebilecek volanın yarıçapı b uzunluğundadır. Volanın çevrilmesi için çevrilmesiyle vida hareket edecek ve böylece su akışı kontrol edilecektir. Buna göre borudan akacak su miktarını daha hassas bir şekilde kontrol etmek için hangilerinin tek başına yapılması gerekir? Şimdi burada bizim amacımız ne? Daha hassas bir şekilde kontrol etmek istiyoruz? Hassasiyet değil mi? Hassaslık. Bunu artırmak istiyoruz. Şimdi eğer siz burada, şimdi burada bu ağın adı ne? Burada ağın adı vida adımıdır gençler. Vida adım ne demek? Bir turda ilerlediği miktar demektir. Siz şimdi eğer daha küçük bir vida adımı olan vida kullanırsanız daha az miktarda bir hareketme olacaktır. Yani dolayısıyla bu olabilir. İkincisi B uzunluğu daha büyük olan bir volan. Şimdi burada mesela bir şuradan sabitlemiş olsak yani o noktası diyelim bu şekilde bir e, B yaptık. B'ye kadar uzunluğu olsun. Şöyle X kadar çevirdiğimiz düşünün gençler. Yani B'ye kadar uzun olan bir şeyi X kadar çevirdik. Şöyle bir açı oldu. Şimdi diyelim ki siz eğer B'yi arttırırsanız ama aynı miktarda döndürdüğünüz zaman. X kadar döndürdüğünüz zaman açı ne olmuş oldu? Açıda bir azalma oldu. Dolayısıyla bir hassasiyet ortaya çıkacaktır. Daha hassas bir ölçüm yapabilirsiniz burada. 3. Volanı çeviren kuvvet azaltılmalı. Şimdi burada... Ben şöyle yorumluyorum. Şimdi burada bir sıvının basınç kuvveti olacaktır yukarı doğru. Eğer burada sizin uygadığınız kuvvet az olursa ne olur? Burada bir e, hareket olmayabilir yani. Bunu bir dengelemeyebilirsiniz. Yani sizin burada aşağı doğru bastırabilmeniz için F'in FC yenmesi gerekir. Tabi ağırlığın etkisi var burada. Yani eğer kuvvet azaltırsak hassas ölçüm yapılamayabilir yani. Ben o yüzden buna e, yani bunu almıyorum. Bana göre mantık gelmedi. F'in değeri küçük gelirse olmayabilir yani. Dolayısıyla cevap ne yapar? 1 ya da 2 dersiniz B ye şıkkıdır. Yedinci sorumuz. KLMN kasnakların yer çapları sırasıyla 3R, R, 2R ve 3R'dir. K ve eş merkezi olup K ve N kasakarna iplere bağlamış halde ağırlıklar bulunmaktadır. M kasnağı hemle hem de N kasnağına ayrı ayrı iplerle bağlanmış ve böylece bir tarafta KLM, diğer tarafta da MN sistemi kasnak sistemi kurulmuştur. M kasnağı ok yöne döndürdüğünde sistem hareket ettiğine göre kasnak ile ilgili hangileri vardır? Şimdi 2 ve 3'ten başlayalım. Onlar biraz daha kolay, anlaması da kolay. Şimdi M ve N'de siz mesela bir şey yapmış oldunuz diyelim. Bir kasnak sistemi kurdunuz. Şurayı da çizelim. Şimdi burada şöyle bir sistem yaptınız diyelim. Acaba bir F kuvvetiyle burada P yükünü dengede tutuyorsunuz. Yani yarıçapı çapı 3 R'ye 2 R olsun mesela sağlayalım bu şekilde. F ile P arasındaki ilişki nedir? Şimdi burada gençler siz şuraya T diyorsanız eğer merkeze göre tork aldığını düşünün. Ne dersiniz? F çarpı 2R eşittir. T çarpı 2R dersiniz. F ne eşit olur? T eşit olmuş olur. Yine aynı şekilde buraya göre tork alın. E, T çarpı 3R eşittir. P çarpı 3R dersiniz. Yine ne olur? Bu da T eşittir. P çıkar. E, Başlangıçta da F ile T eşitti. Dolayısıyla e f ile p birbirine eşittir. Yani bu şekilde e, ipler bu şekilde bağlandığı zaman yani farklı bir yarıçap olmadığı zaman aynı kasnakla farklı bir yarıçap olmadığı zaman burada bir kuvvetten kazanç veya kayıp olmamaktadır. Yani burada siz şurada mesela şuradaki T ip gerilmesi eğer dengeli yani ip T derseniz şuradaki kuvvet de mesela bir e, G diyelim. T ile G arasındaki nedir? ya ile TLG birbirine eşittir dersini. Burası kaç R olursa olsun yani 2'ye 3 değil 5'e 10 da olsa 2'ye 8 de olsa hepsinin aynı şey çıkacaktır. Yani herhangi bir M ile kuvvetten pardon pardon kuvvetten kazanç yoktur. Kuvvetten kazancımız burada yoktur veya kayıp da yok yani. Kuvvetten kazanç veya kayıp yoktur. Çünkü farklı yarıçaplara bağlanması lazımdı. Şimdi bunlar gitti. Gelelim birisine. Şimdi birisinde pardon KLM'de kuvvetten kayıp vardır diyor. Şimdi biz şu ipte gelme kuvvetine T değilsek bakın şöyle. O zaman şurası da, şurası da, yine bir T diyebiliriz yani aynı ip olduğu için. Şimdi merkeze göre tork alın. şurada bir P yükü diyelim. Ee, p çarpı 3R eşittir T çarpı R şeklinde söylediğim zaman burada yani yük bölü kuvvet diye P bölü T oranı ne yapar buradan? 1 bölü 3 yapmış olur. Yani kuvvet kazancımız, kuvvet kazancının formunu yük bölü kuvvettir. Bir, yani birden büyük çıkmadı gençler. Birden küçük çıktı. O zaman kuvvetten kaybımız vardır dersiniz. Cevabımız bu durumda ne olur? Yalnız bir olur gençler. Gelelim son sorumuza. Üç farklı yükün taşınması için KLM isim, isim isimleri verilen e, üç farklı basit makinesi sistemi tasarlanmıştır. Yüklerin taşınması sırasında alınan veriler görseldeki tablo işlemiştir Buna göre KLM sistemlerine ait verimlerin büyükten küçüğe doğru sıralanması nasıldır? Şimdi verimin formülü ne? Verim demek, verim demek yükün yaptığı iş bölü yükün yaptığı iş bölü kuvvetin yaptığı iş demektir gençler. Kuvvetin yaptığı iş demektir. Yani işinde formülü ne? F çarpı x değil mi? İşinde formülü ne? F çarpı x. Yani ne yapacaksınız? İşi bulmak istiyorsanız kuvvet ile yolu çarparsınız. Yani o zaman mesela burada yükün yaptığı iş nedir? Yükün yaptığı iş Şöyle yazalım. Birincisini yazıyoruz. Birincisinde yükün yaptığı iş 120 bölü. Bunun yaptığı iş nedir? 20 çarpı 8 160. Yani bu şekilde kalsın. İkincisine ikincisine yine 120 bölü bölü 150. 120 bölü 150. Üçüncüsünde 120 bölü 120 bölü nedir? 200. Aslına baktığımızdan hepsi aynı işi yapmışız değil mi? Hepsi aynı işi yapmışız ama Birinde 160 e, julluk iş harcamışız. Birinde 150 harcamışız. Diğerinde 200 harcamış. O zaman burada en en verimli alet hangisidir? E aynı işi ne kadar az kuvvetledim, az işle yapıyorsan orada verim daha fazladır dersiniz. Yani burada o zaman ikincisi kim? K, L, M. Ne olması lazım o zaman? L'nin en büyük olması lazım. Çünkü verim en büyük neden? Daha az iş enerji harcıyorsunuz. İş demek enerji demek yani. Daha sonra kim gelir? K. Sonra da M'nin gelmesi lazım. Cevabımız bu durumda LKM olacaktır. Evet. Bu testin de sonuna geldik. Üçüncü testte görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin gençler. İyi çalışmalar.